Sevgili Mavi Kadınlılar, 6 Temmuz Yengeç yeni ay ile karşınızdayım. Bu yeni ay sırasında gökyüzünde çok retro olacak. O yüzden geçmiş meseleler çok gündemde olacak. Aklınızda olsun, çok da geçmişe takılmayın derim ben. Bu yeni ayın burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelirsek, koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, hanenizde gerçekleşecek evle ilgili, aileyle ilgili meseleler gündeminizde olacak. Eşya alabilirsiniz, taşınmayı düşünebilirsiniz, ailenizle ilgili konularla ilgili tekrar konuşmak isteyebilirsiniz. Yani mesele aileniz ve eviniz olacak. Yeni başlangıçlar için güzel bir zaman kullanın derim ben. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu yeni ay sizin için yeni seyahatler demek. Yeni arkadaşlıklar, yeni seyahatler, araba almak isteyenler varsa yine bu dönem bununla ilgili adımlar atabilirler. Eğitimler için güzel zaman, seyahatler için güzel zaman olacak. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu yeni ay size yeni para kaynakları getirecek gibi görünüyor. Gelirleriniz artabilir. Geçmişten belki hani reddettiğiniz bir teklif tekrar gündeme gelebilir ve tekrar size para kazandırabilir. Bu anlamda bu yeni ayın tadını çıkarın derim ben. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu yeni ay ya yükseleninizin üzerinde ya güneşinizin üzerinde olacak. O yüzden de sizin için güzel bir başlangıç vaat ediyor. Yeni bir işe başlamak olabilir, hayatı yeniden yapılandırmak olabilir, dış görünüşü değiştirmek olabilir. Yürüyün derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ay sizin için birazcık içe dönme zamanı. Biraz kalbinizi dinleme, biraz ruhunuzu dinleme zamanı. Rüyalarınız bir şeyler anlatıyor olabilir size. Biraz kendinize, sağlığınıza dikkat edin derim ben. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu yeni ay sizi yeni ortamlara sokacak. Yeni insanlar, yeni topluluklar, yeni dernekler, yeni üyelikler, belki yeni hayaller kurduracak. Bu anlamda oldukça güzel. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu yeni ay kariyer evinizde gerçekleşecek. İş arayanlar için çok güzel bir zaman. İş değiştirmek isteyenler için, terfi isteyenler için, yeni bir proje almak isteyenler için yine bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu yeni ay size yeni bir seyahat getirebilir, yeni bir eğitim getirebilir. Çok farklı, böyle çok normalde alışkın olmadığınız insanlarla sizi karşı karşıya bırakabilir. Belki sürücü kursuna gitmek isteyenler bu dönemi kullanabilirler, dil kursuna gitmek isteyenler yine bu dönemi kullanabilirler. Yurt dışı ile ilgili işleri olanlar bu dönemi kullanabilirler yeni başlangıçlar için. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, para evinize gerçekleşecek bu yeni ay. Yatırım yapmak için, miras gibi konularınız varsa bunlarla ilgili başlangıçlar yapmak için, belki ilk adımı atmak için, onun dışında krediler, vergiler, sigortalar konularında yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir yeni ay kullanmanızı tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, ilişki evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yalnız olanlar lütfen biraz alıcı gözle bakın etrafa derim ben. Yeni bir ilişki başlayabilir. İlişkisi olanlar ise yeni kararlar verebilirler, ilişkiyle ilgili adımlar atabilirler. Oldukça güzel bir yeni ay olacak. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu yeni ay sizin rutinlerinizi değiştirdiğiniz bir yeni ay olabilir. Günlük iş hayatınızla ilgili, günlük hayatınızla ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. Yeni bir yardımcıyla çalışmak olabilir, rutinlerde bazı şeyleri kolaylaştırmak olabilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili adımlar atmak için de bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu yeni ay aşk evinizde gerçekleşecek. Aşk için hazır olun derim ben. Etrafa bakın, yeni insanlarla tanışın, yeni ortamlarda olun. Zaten aşkım var diyenler de bu yeni ay yeni adımlar atılabilir. Tadını çıkarın. Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir yeni ay olsun. İzlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.